Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semiyedir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir. Hani bir vakit İmran'ın hanımı şöyle demişti: Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz, duaları işiten, niyetleri bilen, semî ve alim yalnız sensin. Derken, onu doğurunca da, Ya Rabbi dedi, ben bir kız doğurdum. Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat, elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da onun neslinden gelecekleri de o mel'un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum. Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir derdi. Hani melekler dediler ki Meryem muhakkak ki Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı. Hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. Meryem saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et. İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup onları biz sana vahyediyoruz. Yoksa onlar Meryem'i kimin himaye edeceğine dair Kur'a çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken, sen yanlarında bulunmuyordun. Gün geldi, melekler ona Meryem, Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de itibarlı, Allah'a en yakın kullardan olacaktır. Beşiğinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır. Meryem: "Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir?" deyince Allah şöyle buyurdu: "Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira o bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece ol der o da derhal olu verir. Yine inkarları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık kalplerini mühürledik oysa onlar İsa'yı öldüremediler. Asamadılar da. Öldürülen başkasıydı. Lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah, aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar, İsa'yı öldüremediler. Asamadılar da. Öldürülen başkasıydı. Lakin, kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de, bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah, aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde haddi aşmayın. Taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa, sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter. Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki, eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini, ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese ona karşı kimin elinden bir şey gelir kim onu engelleyebilir doğrusu göklerin yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir o dilediğini yaratır Allah her şeye kadirdir o peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere, içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik. Allah, Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler, hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti. Ey İsrail oğulları! Benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa, şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz. İsrail oğullarından küfre sapanlar, hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı. Allah o gün buyuracak ki İsa hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki ben seni Ruhul Kudüs'te de desteklemiştim. Sen Beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş olu veriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki, sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben, İsrail oğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden def etmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da, onların kafirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, demişlerdi. Bir vakitte havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi dediler. O da, eğer mümin iseniz Allah'tan korkun da edebi aşmayın diye cevap verdi. Meryem'in oğlu İsa, ey büyük Rabbimiz, ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz hem ahirimiz, yani ümmetimizin tamamı için o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin, dedi. Hem Allah Teala, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara, beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin diye sorguladığı vakit o şöyle diyecek haşa sen şerikten ve her noksandan münezzehsin ya rabbi hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz bana yakışmaz hem söylediysem malumundur elbet benim varlığımda olan her şeyi sen bilirsin ama ben senin zatında olanı bilemem bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştur. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir. Kitapta Meryem'i de an, Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de ona kusursuz mükemmel bir insan şeklinde görünü verdi. Meryem irkildi ve ben dedi Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimseysen, çekil yanımdan. Ruh ben dedi Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Meryem nasıl oğlum olabilir ki bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim. Ruh öyledir. Ama Rabbin bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir, dedi. Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Derken doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım Keşke bu iş başıma gelmeden öleydim. Adı sana unutulup gitmiş biri olaydım derken ruh ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. Haydi hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine taze hurmalar dökülsün. Artık ye iç Gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insana rastlarsan, ben Rahmana oruç adamıştım de. O sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Onu kucağına alıp akrabalarına getirdi. Kız Meryem dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle. Ey Harun'un kardeşi, baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Meryem, bana değil, çocuğa sorun dercesine, çocuğu gösterdi. Nasıl olur da dediler, beşikteki bebekle konuşuruz. Derken bebek, ben Allah'ın kuluyum, dedi. O bana kitap verdi. Beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe, bana namazı ve zekatı farz kıldı. Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde, selam üzerime olsun. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri, Meryem oğlu İsa konusunda, gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istediğimi, şöyle olsun demesi kâfidir. İyi bilin ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz.'' Doğru yol budur. Sonra onun hakkında bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o mühim günün duruşmasında vay o kafirlerin başına geleceklere. Neler işitecek, neler görecekler onlar o huzurumuza gelecekleri gün. Gerçeği pek güzel anlayacaklar o gün. Ama o zalimler bugün tam bir şaşkınlık içindedirler. Sen o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilahi hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları. Ama onlar gaflet içindeler. Hala iman etmiyorlar onlar. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik hem onu hem oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık Meryem'in oğlunu ve annesini birer ibret vesilesi kıldık ve onları pınarlara akan ve yerleşmeye elverişli yüksekçe bir yere yerleştirdik Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık Senden Nuh'dan İbrahim'den Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Vakta ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur. ashab yemin ki, ne ashab yemin, ne mutludur onlar. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, Ey İsrail oğulları dedi, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip İsmi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken, kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz, diye cevap vermişlerdi. Neticede, İsrail oğullarından bir kısmı, İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri, düşmanlarına karşı destekledik de, onlar ötekilere üstün geldiler.'' Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.''